أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. İbn-i Hibban'ın El-Musned-i Sahih Alet-Tekasim Vel-Enva' adlı kitabını okuyoruz. Kısımları ve çeşitleri üzere Müsned-i Sahih, İbn-i Hibban bu kitabını kısımlar ve çeşitler üzere oluşturmuş. Farklı yanı da bu. Hadisler kısımlar altında, emirler kısmı, nehiler, yasaklar kısmı, haberler kısmı, fiiller kısmı ve mübahlar kısmı, yani emir içeren hadisler emirlerde, yasaklamada bulunan hadisler yasaklarda, bir haber ifade eden hadisler haberlerde, fiillerden söz eden hadisler fiillerde ve sakıncasız olduğunu ifade eden herhangi bir şeyin hadislerde, mübahlarda. Bu kısımlar altında çeşitler var. Emirlerin altında 110 çeşit, yasakların da öyle. Haberlerin altında 80 çeşit var. Nitekim biz şu anda 8. çeşitteyiz. Başlığı şöyle: En-nev'u's-saminu, 8. çeşit. İhbaruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermesi. An menakibi's-sahabeti, sahabenin menkıbelerinden. Rijalihim ve nisaihim, erkeğiyle, kadınıyla. Bi zikri esmaihim, adlarını anarak. Rıdvanullahi aleyhim ecmain, Allah onların hepsinden razı olsun. Sıralı hadisler okuduk. Hazreti Ebu Bekir Ömer'le başlayan, en son geldiğimiz yerde Hazreti Hatice ile ilgili hadisler vardı. En son 3343 nolu hadisi okuduk. Hatırlarsanız Hazreti Ayşe'nin Hazreti Hatice'ye duyduğu kıskançlığı ifade ettiği bir hadisti bu. Şimdi sırada yine Hazreti Hatice ile alakalı bir hadis var. 3344. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Bi enne Cibril'e sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril salat ve selam üzerine olsun. اَقْرَأَ خَد۪يجَةَ مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ. Rabbinden Hatice'ye selam getirdiğine dair bir rivayet. Yani Hazreti Cibril, Hazreti Hatice'yi Allah'ın selamıyla selamlamış. Bunu Resulullah üzerinden yaptığına dair bir rivayet okuyacağız. 3344. اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى. Bize Ebu Yala haber verdi. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ اِبْنُ اَب۪ي شَيْبَةَ. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe anlattı. حَدَّثَنَا اِبْنُ فُدَيْلٍ. Bize İbn-i Fudayl anlattı. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ. O da Umara bin el-Kaka'dan. عَنْ اَب۪ي زُرْعَةَ. O da Ebu Zura'dan. عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ. O da Ebu Hureyre'den. قَالَ. Dedi ki, اَتَى جِبْرِيلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّبِيَّ. Cibril salat üzerine olsun Nebi'ye geldi sallallahu aleyhi ve sellem. فَقَالَ, dedi ki, يَا رَسُولَ اللّٰهِ, ey Allah'ın Resulü, هَذِهِ خَد۪يجَةُ, bu Hatice'dir. اَتَتْكَ بِاِنَاءٍ ف۪يهِ طَعَامٌ, içinde yemek bulunan bir kap ile sana geldi. اَوْ شَرَابٌ, yahut içecek bulunan bir kap ile sana geldi. فَاِذَا هِيَ اَتَتْكَ, o senin yanına girdiğinde
فقرأ عليها من ربها السلامة. Ona Rabbinden selamı ilet. Deyivermiş Hazreti Cibril Resulullah'a, وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ ve onu müjdele bir evle, fil cenneti, cennette. مِنْ قَصَبٍ su kamışından, لَا سَخَبَ ف۪يهِ وَلَا نَصَبَ içinde gürültüsü bulunmayan, yorgunluk değmeyen bir haneyi ona müjdele diye Hazreti Cibril'in salat ve selam üzerine olsun Resulullah'a haber verdiğine dair bir rivayet. Nerede var bu rivayet? Buhari'de varmış, 3609. Rivayette geçen İbn-i Fudayl, ravilerden birisi, huve Muhammed İbn-i Fudayl İbn-i Gazvan'a, Muhammed bin Fudayl bin Gazvan'mış. Kalehu Şeyh, hoca böyle dedi diye not düşmüş öğrencisi. İbn-i Ban'ı kastederek. Sıradaki hadisimiz 3345 nolu hadis. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Bi enne Hadice'te min afdali nisai ehlil cenneti fil cenneti. Hatice'nin cennette cennet kadınlarının en iyilerinden veya en faziletlilerinden olduğunu açıklayan hadis. 3345. Akhbarana el-Hasan ibn Sufyan. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Haddethena Muhammed ibn Eban el-Vasiti. Bize Muhammed bin Eban el-Vasiti anlattı. Haddethena Davud ibn Ebi'l-Furati. Bize Davud bin Ebi'l-Furat anlattı. An İlba ibn Ahmara. O da İlba bin Ahmer'den. An İkrimete. O da İkrimeden. An İbni Abbas'in. O da İbni Abbas'tan. Kale. Dedi ki, Khatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil ardi hututan erba'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere 4 çizgi çekti, çizdi. Kale dedi ki, etedrune ma hâza, biliyor musunuz nedir bu? Kalu dediler ki, Allahu ve Resuluhu a'lemu, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bunun üzerine Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, afdalu nisai ehlil cenneti, cennet halkının kadınlarının en faziletlilerinden, Hadicetu bintu Huveylid'in, Huveylid'in kızı Hatice, ve Fatimetu bintu Muhammed'in, Muhammed'in kızı Fatıma, ve Meryem'u bintu İmran'a, ve İmran'ın kızı Meryem, ve Asiyetu bintu Muzahim'in, Muzahim'in kızı Asiye, İmra'atu Firavun'a, Firavun'un kadını. Bunlardan ikisiyle alakalı malumunuz Kur'an'da da ifadeler var. Hazreti Meryem'le ilgili zaten وَفَضَّلَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ buyuruyor Allah Azze ve Celle. Seni alemlerin kadınlarına tafdil etti diye İmran'ın Firavun'un kadınıyla ilgili de Allah Azze ve Celle onu müminlere bir örnek olarak sunuyor. Diğer ikisiyle ilgili de, yani Hazreti Hatice ile ve Fatıma ile ilgili bilgi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği anlaşılıyor. Ancak rivayet ne Buhari'de yer almış ne de Müslim'de var. Kaldı ki Elbani de rivayetle ilgili hasen notunu düşmüş, sahih diyememiş. Kale Ebu Hatim, Ebu Hatim diyor ki, Mâtet Hadîcetu, Hatice öldü, bi Mekke'te, Mekke'de, kable hicretil Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önce, bi thelâfi sinîne, 3 sene önce, hicretten 3 sene önce Mekke'de vefat etti. Sıradaki hadisimiz 3346. Böylece Hatice annemiz konusu tamamlanmış oldu.
bir başka kişiye geçiyoruz. Zikrul Bera ibni Ma'rur ibni Sahr ibni Khansa'a Rıdvanullahi aleyhi. Bera bin Ma'rur İbn-i Ban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Müslüman olmuş. Resulullah'tan önce vefat etmişlerle devam edeceğini söylemişti hatırlarsanız. Bunların ilki olarak Hazreti Hatice'yi verdi. Şimdi bir başkası. Bu da Resulullah hayattayken vefat etmiş bir mümin. Zikrul Bera İbn-i Ma'rur. Birçoğunuzun belki yeni duyacağı. Bera bin Ma'rur. Radiyallahu anh. 3346 no'lu hadis. Akhbarana Muhammed ibn Ahmed ibn Ebi Aun er-Reyyaniyyu. Bize Muhammed bin Ahmed bin Ebi Aun er-Reyyani haber verdi. Haddathana Ammar ibn el-Hasan el-Hamdaniyyu. Bize Ammar bin el-Hasan el-Hamdani anlattı. Haddathana Salama ibn el-Fadli. Bize Salama bin el-Fadl anlattı. An İbn-i İshak'a, o da İbn-i İshak'tan. Haddethani Ma'bed ibn-i Ka'b ibn-i Malik'in. Bana Ma'bed bin Ka'b bin Malik anlattı. An Ahihi, o da kardeşinden. Abdullah ibn-i Ka'b ibn-i Malik'in. Abdullah bin Ka'b bin Malik'ten. An Ebihi, o da babasından. Ve gayrihi ve diğerlerinden. Anlatıyor ki, bunlar Medineliler, Ensardan kimseler. Zaten konusunu ettiğimiz Bera bin Ma'rur da Medine'den. Bunlar ennehum va'adu Resulallahi. Resulullah'la sözleşmişler sallallahu aleyhi ve sellem. En yelkavuhu, onunla buluşacaklarını. Minel amil mukbili, minel amil kabili. Gelecek sene buluşma sözüyle Resulullah'la randevulaşmışlar. فِيمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ Kavimlerimizden iman edenlerle birlikte seneye yine geleceğiz ey Allah'ın Resulü deyip randevuleşmişler. Bunlar gidecekler Medine, etraf toplayacaklar, anlatacaklar, anlatacaklar. Yeni kimselerle geleceğiz sana ey Allah'ın Resulü diye sözleşmişler. فَخَرَجُوا مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُونَ رَجُلًا Önümüzdeki sene 70 kişi olup gelmişler. Fî men kharaca min ardı şirki min kavmihim. Kavimlerinden, şirk toprağından, diğerleriyle beraber, hac olduğu için müşrikler de var aralarında, Medineli müşrikler. Ama bunlar gizli, iman edenler, kendi aralarında sözleşmişler. Normal Medineli müşriklerle beraber Mekke'ye geliyorlar. Ama Resulullah'la buluşacaklar, randevuları var. Resulullah henüz Mekke'de sıkıntılı dönem hicret öncesi devam ediyor. Kâle Ka'b ibn Malik'in aralarında kim var? Meşhur Ka'b bin Malik. Evet, şeyden geri kalan ve alâ's-selâsetil lezîne hulifû Tebuk'tan geri kalan 3 kişiden birisi. Evet. Aynı zamanda Ka'b bin Malik şair, meşhur. Diyor ki Ka'b bin Malik, hatta izâ kunnâ bi zâhiril beydâ'i. Beyda'nın görünür bölgesinde, zâhiri beyda denilen yerdeyken, kâlel berâ ibn-i ma'rûr ibn-i sahr ibn-i khansâ'a. Bizim İbn-i İbban'ın konusunu ettiği kişi, Bera bin Ma'rur dedi ki, وَكَانَ كَب۪يرَنَا büyüğümüzdü aralarında yaşlı bir kimse. وَسَيِّدَنَا ve Efendimizdi. Yani adam olgun, ağırbaşlı, oturaklı bir kimse. O da iman etmiş. Bunların eşliğinde Mekke'ye geliyor. Zahiri Beyda'ya geldiğimizde diyor, Bera bin Ma'rur dedi ki, قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا Arkadaşlar benim aklıma bir görüş geldi. Vallahi ma adri etuafikuni aleyhi emla. Bilmiyorum. Bana eşlik eder misiniz? Muvaffakat eder misiniz? Yoksa etmez misiniz? Benim aklıma bir görüş geldi. İnni kad ra'aytu en la ec'ale hâzihi l-baniyyete minni bi zahrin. Ben şu kendisine doğru yol aldığımız binayı
arkama almak istemiyorum. İyice Mekke'ye yaklaşıyorlar gitgide. İbadet ederken onu sırt dönmesi gerekiyor. Çünkü henüz daha Beytül Makdis'e doğru ibadet ediliyor. Araplarda da Kabe tutkusu var. Böyle Kabe'ye doğru yol alırken arkadaşlar diyor, benim aklıma bir fikir geldi. Ne dersiniz? Yüz sırtımızı dönmeyelim şu Kabe'ye. En azından dibine gelmişken yani, yaklaşmışken. Ama henüz daha Mekke'ye gelmedikleri için Resulullah Mekke'deyken Kabe'nin arkasına geçerek Kudüs'e yöneliyordu. Böylece Kabe'yi araya almayı başarıyordu. Fakat o da Medine'ye gelince aynı durumla karşı karşıya geldi. Ama tahminimce 17 ay, belki 16 ay Medine'de de Beytül Makdis'e yönelim emri devam etti, sürdü. Ta ki Allah Azze ve Celle yeni bir ayet getirip bunu neshedinceye dek. Şimdi Bera bin Mağrur, bunlar ikinci Akabe biatına geliyorlar. 70 kişiler. Belli ki Kabe'ye sırtını dönmek Medine'deyken çok sıkıntı değildi belki, ama Mekke'ye yaklaşınca daha bir zorlamış onun duygularını. O da diyor ki, bana muvaffakat eder misiniz bilmiyorum ama ben sırtımı dönmek istemiyorum. Buna ne derler? Amelde kişinin yeni bir şey ihdas etmesi. Yani Resul'ün gösterdiği uygulama biçiminden dışarı çıkması. Ki Bera bin Mağrur şöyle de diyebilirdi arkadaşlar, ayette yok zaten Beytül Makdis'e dönün diye. Değil mi? Yok zaten öyle bir ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah size böyle emrediyor dedi. Evet. Ama bilahare Allah azze ve celle sahiplendi onu. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Senin vaktiyle üzerinde olduğun kıbleyi ancak kim Resul'e tabi olacak? Onu görmek için var ettik diye Cenab-ı Hak önceki süreci Kur'an'da değindi, sahiplendi. Ama öncesinde Kur'an'da herhangi bir işte Beytül Makdis'e dönün, yüzünü Beytül Makdis'e çevir şeklinde herhangi bir ayet yok. Belki aynı şey bugünlere kadar uzanan ve Resulullah'a Kur'an harici gelen vahye itibar etmek istemeyenleri de filtre eden bir durum oluşuverdi. Allah Azze ve Celle öncesini sahiplenerek. Çünkü hakikaten elinizde böyle bir ayet yoktur. Bazıları bir yol arayıp ya işte önceki ümmetlere tabi oluyordu onların kıblesi falan diye zorlamaya çalışıyor. Sanki orada tek bir kıble var veya hangisini seçeceğini de herhalde kura çekti. Bunlar makul olanın ötesinde şeyler. Allah Azze ve Celle Resulüne 3 ayrı biçimde, ayrı yoldan, ki bunlardan bir tanesi Kur'an vahyine tekabül eden Cibril üzerinden gelen, diğer yollardan da konuşmuştur. Ve bu da onların örneklerinden bir tanesidir. Bera bin Mağrur'un burada duygusal olarak değişik bir şey önermesinin Resulullah'tan nasıl tepki göreceğini görmek açısından da iyi bir örnektir bu hadis. Bana muvaffakat eder misiniz, etmez misiniz bilmem ama ben şu beyte sırtımı dönmeyelim artık derim diyor. Yuridul Kabe'te, Kabe'yi kastediyor. Ve inni usalli ileyha, ben ona doğru namaz kılacağım demiş. Fekulna, Kâb bin Malik diyor ki, dedik ki la tefal, yapma böyle. Ve ma belagana اَنَّ نَبِيَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اِلَى الشَّامِ. Bize ulaşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Dolayısıyla biz de Şam'a doğru kılacağız. Sen de bize sorarsan yapma bunu deriz. وَمَا كُنَّا نُصَلِّي اِلَى غَيْرِ قِبْلَتِهِ. Biz onun kıblesinden gayrı bir yana namaz kılmayacağız dedik diyor. فَاَبَيْنَا عَلَيْهِ ذَٰلِكَ. Bu konuda ona uymadık. Büyüğümüz, Efendimiz olmasına rağmen, saygın olmasına rağmen. وَاَبَى عَلَيْنَا. O da bizi dinlemedi ve Kabe'ye doğru kıldı. Dolayısıyla Kabe'ye doğru yüzünü dön ayeti gelmezden evvel Kabe'ye doğru yüzünü dönerek ibadet eden bir kişiden bahsediyoruz. Bera bin Mağrur.
Ve haracna fi vecihina zalika. Bu hal üzere çıka geldik. Fe iza hanetis salatu. Namaz vakti her girdikçe salla ilel Kabe'ti. O Kabe'ye doğru kıldı. Ve sallayna ile Şam'i. Biz de Şam'a doğru kıldık. Hatta kadimna Mekke'te. Ta ki Mekke'ye kadar geldik. Tersine durmuş. Evet, tabi biri kuzeyde, biri güneyde. Onlar böyle duruyor, bu öyle duruyor. Hani var ya herkes tersine. Kâle Ka'b ibn Malik'in. Ka'b bin Malik diyor ki Kâle li el-Bera ibn Ma'rûrin. Bana Bera bin Ma'rûr dedi ki Vallahi yebne ahi. Vallahi ey kardeşimin oğlu. لَقَدْ وَقَعَ ف۪ي نَفْس۪ي مِمَّا صَنَعْتُ ف۪ي سَفَر۪ي هَذَا İçimde bir sıkıntı doğdu bu yolculukta yaptığım şeyden ötürü. Demek istiyor ki ben bunu Resulullah'a bir arz edeceğim, yani içime bir sıkıntı doğdu. Siz bana uymadınız, ben de yaptım ama. قَالَ diyor ki Ka'b وَكُنَّا لَا نَعْرِفُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz isek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyorduk. Bunlar bu ekipte gelen yeniler. Öncekiler randevulaşıp bunları da Müslümanlaştırıp tebliğ edip katmışlar kendilerine. Bizim kahramanımız, hikayemizi anlatan Ka'b bin Malik, ben tanımıyordum diyor Resulullah'ı. Biz yeniler tanımıyorduk. وَكُنَّا لَا نَعْرِفُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'ı tanımadıkları halde gelmişler Mekke'ye ama aralarında tanıyanları da var. وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Ancak Abbas bin Abdülmuttalib'i tanıyorduk. كَانَ يَخْتَلِفُ اِلَيْنَا بِالْتِجَارَةِ Ticaret dolayısıyla gelir giderdi. Yani Medine ortamına. وَنَرَاهُ Biz de onu görürdük. Amcasını tanıyorduk ama kendisini tanımazdım diyor. فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aranmaya koyulduk. Açıktan da arayamıyorlar. Ekip halinde hep beraber de gidemiyorlar görünür bir vaziyette. İşte 70 kişi olarak geldikleri, evet, Akabe'de. Hatta iza kunna bil Batha'i, biz Batha'dayken laqina raculan, bir adamla karşılaştık. Fesalnahu anhu, onu sorduk ona. Bunlar kendilerine özel bir buluşma arıyorlar. Yoksa topluca bir yerde buluşacaklar zaten. Ama şimdi bu dedi ya, içime bir dert oldu benim bu yaptığım. Bunu böyle bir baş başa soracağı, ikişerli üçerli kişiler bunlar. Resulullah'ı aranıyorlar Mekke'deyken. Güvenilir bir kimse bulunca sormuşlar ona. O da onlara demiş ki, هَلْ تَعْرِفَانِهِ Simasını tanır mısınız? قُلْنَا لَا وَاللّٰهِ Dedik ki tanımıyoruz. قَالَ Dedi ki, فَاِذَا دَخَلْتُمْ Vardığınızda bir yer tarif ediyorlar ona. فَنْظُرُ الرَّجُلَ الَّذ۪ي مَعَ الْعَبَّاسِ Abbas'la birlikte orada. Abbas'la birlikte olana bakın. فَهُوَ هُوَ İşte o, odur. Muhtemelen Kabe'ye doğru yönlendiriyorlar. Orada demin Abbas'la birlikteydi. Gidin Abbas'ı tanıyorsanız yanındaki de o. تَرَكْتُهُ مَعَهُ الْاَنَ جَالِسًا Şimdi ben oradan ayrıldım. Onunla birlikte oturuyordu. Abbas ile birlikte radıyallahu anh. Kale diyor ki فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَاهُ Yola koyulduk ta ki geldik yanına. فَاِذَا هُوَ مَعَ الْعَبَّاسِ Bir de ne görelim? Abbas'la birlikteler. فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ Selam verdik kendisine. وَجَلَسْنَا اِلَيْهِمَا Oturduk onlarla beraber. Çok istisna, müstesna anlar bunlar. Resulullah henüz Mekke'de tazik bütün şiddetiyle devam ediyor. Bir yol arıyor Allah'ın elçisi Medine'den dışarıya doğru tebliği çıkarmak için.
vaktiyle Taif'i denemiş, sıkıntılar had safhada. Bu gelenler de böyle tabii, onun için her biri ayrı bir müjde Medine'nin İslamlaşması açısından. Bunlar şimdi gelmişler. Artık iki kişiler mi o esnada, üç kişiler mi Resulullah'la buluştular. Fesellemne aleyhisselam verdik ve celesne ileyhime, oturduk onlarla beraber. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hel ta'rifu hâzeynir raculeyni. Demek iki kişiler, üç dediğime bakmayın. Dedi ya, içime bir sıkıntı düştü, gidip bulalım bu adamı, ben bunu bir söyle, sorasım var diye. Dolayısıyla ikili bir arayış içerisine girmişler ve gelip bulmuşlar. Resulullah da bu iki kişi gelince amcası Abbas'a dönüp demiş ki, hel ta'rifu hâzeynir raculeyni. Bu iki adamı tanıyor musun? Ya Abbas, ey Abbas. Malumunuz amcasıydı ama kendisinden de yaşça küçüktü. Kale dedi ki, naam, evet. Hâzânir racülâni minel hazracı. Bu iki adam Hazreç'tendir. Yani Medine'nin Hazreç kabilesinden. وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان أوسها وخزرجها. O zaman diyor Ka'b bin Malik, Ensara Hazreci Hazreci olarak, Evsi Evsi olarak anılırdı. Demek bunu anlattığı zamanda bile bu artık kalkmış. Artık Ensar olarak biliniyorlar, Medineliler olarak. Ama o zamanlar diyor, Hazreçlisi Hazreçli olarak, Ensarı Ensar olarak bilinirdi. هذا البراء بن معرور. İşte bu Bera bin Marur'dur demiş. Amcası Abbas Bera'yı tanımış. Bu Bera bin Marur'dur demiş. Ve huve raculun min rijali, tanıtıyor şimdi Resulullah'a bu Medineliyi. Ve huve raculun min rijali kavmihi. Bu kavminin adamlarından bir adamdır. Yani ağırlığı olan bir kimsedir demek istiyor. Sonra da dönüp Kabe diğerine, bize bunu anlatana, o Tebuk'tan geri kalan üç kişiden üçüncüsü olan, وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ, bu da Ka'b bin Malik'tir demiş. Ka'b buna burada diyor ki, فَوَاللّٰهِ, Allah'a yemin olsun ki, مَا أَنْسَى, hiç unutmam, قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o anda şöyle demesini. Eş-şairu, şair olan mı? Kâle ne'am, dedi ki evet. Bir şair açısından düşünün, ününüz Medine'ye kadar ulaşmış. Resulullah sizi tanıyor. Bu da Ka'b bin Malik deyince, şair olan mı demiş. Hiç unutamıyorum diyor. Ama Resulullah da ona yıllar sonra bu zamanını hatırlattı. Sen bana bir hafta söz vermemiş miydin dedi. Niye orduya katılmadın? Niye geri kaldın? Evet, böyle de bir, yani bu hiç unutulmayan güzel anının ileride farklı yansıyan bir şeyi oldu. Ne var ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da konu etti onları, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, ve onların tövbesini kabul ettiğini haber verdi. Böyle de yine güzel bir sonuca dönüştü. Yani hiç sanmam ki onlar bu üçü de dahil başlarına bu sıkıntının gelmesinden daha sonraları tabii, keşke gelmemiş olaydı diyeceklerini. Geldi ve Kur'an'a satır satır konu olduk. Rabbimiz bizi andı. Bu müthiş bir şey. Evet, Resulullah'ın anması şair diye güzel ama Ka'b bin Malik'in başına bundan daha güzeli geldi. Cenab-ı Hak da andı onu. Ve alessalâsetillezîne hullifû. Şu geri kalan üç kişiye de gelince diyerek, ismen değil ama biz o isimleri biliyoruz. Üç kişi diye Kur'an değindi. Şu şair olan mı demiş. Kale ne'am, Abbas demiş ki evet. Kale el-Bera ibn-i Ma'rurin. Bunlar niye gelmişlerdi? Bera derdini anlatacak.
yanlış yaptım, eyvah diye korkuyor, yaptı ama bir şey. قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ Bera bin Mağrur dedi ki, Ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, اِنِّي قَدْ صَنَعْتُ ف۪ي سَفَر۪ي هَذَا شَيْئًا Ben bu yolculuğumda bir şey yaptım. اَحْبَبْتُ اَنْ تُخْبِرَن۪ي عَنْهُ Arzu ediyorum ki bana bu konuda bir şey söyleyesin. Derdi sarmış içine. Sen misin Resulullah böyle ibadet ederken kalk başka yöne dön. Şimdi var ya bazıları diyor ki Cenab-ı Hak her yerdedir. Ben her tarafa dönüyorum. Zaten ayet var. فَاِنَّهُ قَدْ وَقَعَ ف۪ي نَفْس۪ي مِنْهُ شَيْءٌ Benim içime bu konuda sıkıntı düştü ey Allah'ın Resulü. İşin aslı şu ki inni kad ra'aytu an la ec'ale hazihi al-baniyata minni bi zahrin. Ben şu binayı arkama almak istemedim. Hepsi bu. Ve sallaytu ileyha ve yüzümü ona döndüm. Ona doğru kıldım namazımı. Fa'annafani ashabi. Arkadaşlarım beni yadırgadılar. Beni azarladılar. Kızdılar bana. Ve halafuni ve bana muhalefet ettiler. Hatta waqa fi nafsi min zalika ma waqa. Ta ki bu dert içime düştü. Ben büyük sıkıntı içerisindeyim. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Ne demiş olabilir? İki saattir giriş yapıyorum. A şıkkı. Olur, o da olur. B şıkkı. Ya zaten Kur'an'da yok. Kafana göre takıl. C şıkkı. Var mı C'si? Ben de çok istiyorum. Ben de çok istiyorum ama. D şıkkı. Yapmışsın bir yanlış. Bir daha yapma. Namazlarını iade et falan. Şimdi öyle bir ifade kullanmış ki Ka'b bin Malik diyor ki bunun üzerine tek kelime etmedi. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kelime var. 7 kelime söylemiş ve o 7 kelimenin üstüne tek bir kelime söylememiş konuya dair. Yani belli o bir şeyler daha sordu belki bir şey. Hemen geçmiş konuyu. O 7 tane kelime şu veya 8. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اَمَا اِنَّكَ قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ Senin bir kıblen vardı. لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا Keşke üzerinde sabretseydin. Bu çok şey ifade ediyor. Evet. Çok şey ifade ediyor. اَمَا اِنَّكَ قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ Bir kıble üzereydin. Yani Medine'de Şam'a doğru kılıyordun arkadaşlarına beraber. Buraya doğru gelince değiştirip Mekke'ye döndün. Bir kıblen vardı. كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ Bir kıble üzereydin. لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا Keşke üzerinde sabretseydin. Demiş وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَٰلِكَ Ona bu konuda başka hiçbir şey söylemedi. Tek bir kelime artırmadı diyor. Buradan Resulullah'ın özellikle لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا kısmından üzerine sabretseydinden ileriye dair bir nasıl diyelim belki bu kelime uymayacak diyor kelimesi ama bir şeylerden haberdar edilmiş olabileceği. Hazreti Cibril'in belki kendisine bu manada ileriye dönük arzuladığı şeyle ilgili bir gelişme olabileceğine dair. Çünkü öyle bir beklentisi var ki zamanla artık olsun gari diyerek habire Ya Rabbi nerede kaldı bizim kıble diyor. Var önden bir sezisi. Cenab-ı Hak diyor ki قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Senin göğe doğru devrile duran, yönele duran başını görüyoruz. Elbette görüyoruz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Memnun olacağın kıbleye seni yönlendireceğiz.
kıblenin tahvilinde de ayetler böyle geliyor. Öncesi, sürecin öncesine işaret eden şekilde. Dolayısıyla ta bu dönemde Resulullah'ta bu beklenti var diyebiliriz. Dolayısıyla Beraya da, bu noktayı kaşıyan Beraya da radıyallahu anh öyle demiş. Bir kıble var, bunun üzerine sabretseydin. Yönün dışında olan şey Allah'ın yönlendirdiği yön olması. Allah Azze ve Celle niye bir yöne yönlendirdi? Allah Azze ve Celle bir yöne yönlendirmeyi ümmetin birliği için, dirliği için, yeknesaklığı için. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kıyamen linnâsi ayetin öncesini hatırlamaya çalışıyorum. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ Bunu insanlar için bir dirlik, birlik kaynağı, merkezi olarak Cenab-ı Hak şey yaptı. Dolayısıyla birliğimizi temsil ediyor. Yeryüzünün neresinde olursak olalım. Kutsallığını temsil etmiyor çünkü zaten bu tahvil hadisesi kutsal olmadığını gösterir. Öncesinde bu yöne sırtlarını dönerek Kabe'ye kılabiliyorlardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Kabe'den de başka yöne çevirseydi oraya dönerdik. Allah'ın emrini izliyoruz. Yoksa konumları, mekanları kutsuyor değiliz. Bize bu tahvil hadisesi bunu güzellikle öğretiyor. Allah Azze ve Celle zaten لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ Yok. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Yine فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ O ayetlerde, kıble tahvil ayetlerinde لِأَلَّا يَكُنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ İnsanlar için sizin aleyhinizde bir hüccet olmasın diye. Yani diyemesinler, bak işte siz de mekan kutsuyorsunuz, siz de yönleri kutsuyorsunuz. Değil. Biz vaktiyle de sırtımızı dönüyorduk diyebiliyoruz. Başka bir yöne dönüyorduk. Biz Rabbimizin emrettiği istikamete dönüyoruz. Dolayısıyla gün geldi, Rabbimiz bu istikamete çevirdi, bu istikamete döndük. Ha, Resulullah cephesinden onun Kabe'ye düşkün, o beşeri bir hadise. Ya o dibinde doğduğu, Mekke'de doğduğu, ondan sonra içinde yaşadığı, yönelen bir arzusunun olması anlaşılabilir bir şey. Müşrikler de tabi. Yani orada bir kutsiyet sanki böyle. Ta Hazreti İbrahim'den başlayan. Yani o İbrahim'e dayandırdığı için bir. Elbette. Elbette. Allah Azze ve Celle'ye kulluk edilsin diye yapılan inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bakkate mübâreken ve huden lil âlemîn. Elbette ama müşrikler de tahrip etmiş. O tahriple birlikte yozlaşmış bir durumda. Fakat aslına rücu etmesi, tekrar tevhidi temsil eden, putlardan arındırılması, tevhidin sembolü, merkezi, yönü, istikameti olması Resulullah'ın beklentisi içinde. Sadece onun değil, bakın Medine'li olan Berada da aynı duygular var. Allah Azze ve Celle de bunu itiraf ediyor, bunu ikrar ediyor. Kıbleten terdaha, memnun olacağın bir kıbleye seni yönlendireceğiz. Kale dedi ki ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى مِنَا Daha henüz o büyük buluşma gerçekleşmedi Akabe'deki. Burada ikili sadece görüşme yapabildiler. ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى مِنَا Sonra Mina'ya vakit geldi. Haccın menasiki olarak. Mina'ya çıkıldı. فَقَدَيْنَا الْحَجَّ Ve haccı yerine getirdik. Hac bitti. Bunlar müşriklerle birlikte haccı yapıyorlar. Aslında onlar mümin. Hatta اِذَا كَانَ وَسَطُ اَيَّامِ التَّشْرِيقِ Teşrik günlerinin ortasında اِتَّعَدْنَا نَحْنُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةَ Akabe'de buluşmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteki randevumuz vakti geldi, onu belirledik. فَخَرَجْنَا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ Gecenin karanlığında çıktık. نَتَسَلَّلُ مِنْ رِحَالِنَا Yani rihal dedikleri o develeri, develerin yanında kurdukları derme çatma çadırlar, kimisi de devenin gölgesinde falan. Oradan تَسَلَّلْنَا diyor, yani süzüldüler. Hani ayette geçiyor, Cenab-ı Hak diyor قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ. Birileri böyle aranızdan sürünerek kayboluyorlar. Onun, o kaçanları Allah biliyor. Belki Resulullah'ın dikkatinden kaçıyor. Adam birer adım, ikişer adım böyle oturduğu yerde sürünerek, ha şunun arkasına oturuyorum, gel geride kaldım derken tüyüyor. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ. Aranızdan böyle tüyüp kaçanları Cenab-ı Hak biliyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ. Onun, yani Resulullah'ın emrine muhalefet edenler, اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, başlarına bir fitne geleceğinden, اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, yahut elim bir azabın geleceğinden korksunlar. Bu tesellülü anlatmak için ayeti hatırladım. Şimdi bunlar da müşriklerin arasında gecenin karanlığında öyle hepsi birlikte kalkıp ayrılmamışlar oradan. Birer ikişer develerinin yanlarından süzülerek gecenin karanlığında onlara sezdirmeden ayrılmışlar. وَنُخْف۪ي ذَٰلِكَ مِمَّنْ مَعَنَا مِنْ مُشْرِك۪ي قَوْمِنَا. Kavmimizin müşriklerinden kendimizi ve bu buluşmamızı gizliyoruz. حَتَّى اِذَا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ الْعَقَبَةِ. Ta ki Akabe'ye geldik, toplandık orada. Biz toplandık, اَتَى رَسُولُ اللّٰهِ, sonra Resulullah geldi. وَمَعَهُ عَمُّهُ, yanında da amcası. الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. Değil o esnada, evet. Amcalık yapıyor. فَتَلَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an okudu. فَأَجَبْنَاهُ, biz de ona icabet ettik. وَصَدَّقْنَاهُ, ve onu tasdik ettik. وَآمَنَّا بِهِ, ve ona iman ettik. وَرَضِيْنَا بِمَا قَالَ, ve söylediklerine razı geldik, razı olduk. قَالَ ثُمَّ اِنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, sonra Abbas bin Abdülmuttalib tekelleme, o söz aldı ve konuştu. فَقَالَ, dedi ki, يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ, ey Hazreçliler, اِنَّ مُحَمَّدًا, muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, minna, bizden biridir. حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ, bildiğiniz gibi bizden biridir. وَاِنَّا قَدْ مَنَعْنَاهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ. Biz onu tıpkı bugünkü korumamız gibi bugüne kadar koruduk. Yani burada korunamıyor. Burada taciz altında sıkıntıya uğruyor değil. Şu ana kadar gördüğünüz gibi kendimiz gibi koruduk. Yarın demeyesiniz. Zaten orada da korunamıyordu. Geldi, biz de koruyamadık. Demeyesiniz. Şu anda burada koruyabiliyoruz. وَهُوَ فِي عَشِرَتِهِ, şu anda aşireti arasında. وَقَوْمِهِ, ve kavmi arasında. مَمْنُعٌ, koruma altındadır. Onun bu sözünden sonra, bunun daha uzun versiyonlarını hatırladığım için söylüyorum. Burada kısa kesmiş. Yani diyor ki, koruyacaksanız götürün aranızda. Koruyamayacaksanız, zaten sizin orada da korunamıyordu diyerek götürmeyin. Burada zaten, burada şu hali hazırda koruyor. Daha iyisini koruruz, biz de koruruz diyorsanız, güveniyorsanız buyurun götürün. Tabi o arada da götürecek değiller. Sadece biat ediyorlar, davetlerini söylüyorlar. Resulullah bilahare Allah'ın izni olunca gidecek. Onun sözlerinden sonra, Abbas'ın konuşmasından sonra kim konuşmuş dersiniz? Bera bin Ma'rur. Büyük. Büyük o. فَتَكَلَّمَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ. Bunun üzerine Bera bin Ma'rur söz aldı. وَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elini tuttu. وَقَالَ, ve dedi ki, بَايِعْنَا, bizimle mübayağada bulun. İstediklerini bizden iste, bize vaat ettiklerini tekrarla ve bu işi keselim.
akit kesmek veya akt edelim. Mubayya, biat diye şimdi kullanılan bir kavram. Aslında alışveriş demektir. Şunları karşılığında bunları vermek ve bunun sözünü kesmek. Kâle Resulullah dedi ki, Ubayyukum, sizinle biatta bulunuyorum ki, alâ en temna'ûni, beni koruyasınız. Mimma temna'ûne bihi enfusekum, kendinizi koruduğunuz gibi. Ve nisa'akum, kadınlarınızı koruduğunuz gibi. Ve ebne'akum, oğullarınızı koruduğunuz gibi. Kâle, Bera dedi ki o böyle deyince, Naam, evet, koruyacağız. وَالَّذ۪ي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderene yemin olsun ki, فَنَحْنُ وَاللّٰهِ Bizler, Allah'a yeminle söylüyorum, اَهْلُ الْحَرْبِ Biz harp ehliyiz, savaş adamıyız biz. وَرِثْنَهَا كَابِرٍ عَنْ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ Biz atadan gelme, savaşçılığı miras olarak kuşaktan kuşağa atalarımızdan miras aldık. Sen gel, biz seni savunuruz, biz seni koruruz. Hali hazırda da zaten savaşıyorlar. Savaş hiç bitmiyor orada, tatbikat gibi. Hazreç, Evs zaten hep savaş halindeler. Yahudiler kışkırtıyor, bunları birbirine düşürüyor. Dolayısıyla biz savaşsa bizde var diyor adam ya, biz harp ehliyiz. Allah'a yemin olsun ki koruruz, sen gel. Ebu Hatim'in 4 satırlık bir değerlendirmesi var, okuyarak bitiriyorum. Kale Ebu Hatim, Ebu Hatim dedi ki, işte Bera bu. Mâtel Bera ibn-i Ma'rûrin, Bera bin Ma'rûr Medine'de vefat etti. Kable kudûmil Mustafa, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce. Sizce sevabı tam tahsil etti mi? Yani Hazreti İbrahim'deki gibi niyeti, muradı, kastı koydu ortaya. Cenab-ı Hak işleme bile gerek görmedi. Daha o gelmeden, onun adına bir kılıç bile sallamadan, Bedir'e bile girmeden inanıyorum ki onların hepsinin sevabını Allah Azze ve Celle onu şey etti. Sözünü hakkıyla vermiş olanlardan olması ümidiyle Cenab-ı Hak onu katına almış. Kable bu kaç ne kadar zaman önce vefat etmiş Mustafa gelmezden evvel. Kable kudumin Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iyyaha bi şehrin. Bir ay önce vefat etmiş. Ve avsa ve vasiyet etti ki, demek ki Kabe'yi de görmedi kıble olarak. Ve avsa vasiyet etti ki, en yuvecceha fi hufratihi, çukurunda hufra yani kabir çukuru, beni çukurumda kabirimde yönlendirin. Nereye doğru? Nehvel Kabe'ti. Beni Kabe'ye doğru yönlendirin. Fefu'ile bihi zalike, dediği gibi de yapıldı. Kabrinde yönü Kabe'ye çevrildi. Ve emma terku emril Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iyyahu bi i'adeti salati allati sallaha nehvel Kabe'ti. İbn-i Ban konuşuyor buralarda. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru kıldığı namazlarını iade etmesini söylememiş olması diyor. İbn-i Ban bir fakih burayı atlar mı? İlla değinecek. Hani birileri demiştir, bak namazı bile iade ettirmedi Cenab-ı Hak ona. حيث كان الفرض عليهم استقبال بيت المقدس. Nitekim o zaman farz Beytül Makdis'e dönmek idi. Farzın yerine getirilmemesi ne demek? Fıkıh mantığıyla düşünürseniz iade. كان ذلك İbn-i Ban sebebini açıklıyor. لأن البراء أسلم لما شاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Zekice bir çözüm mü dersiniz? Yoksa durumu kurtarmaya çalışan bir çözüm mü? Çünkü Bera diyor, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Müslüman oldu.
فَمِنْ اَجْلِهِ İşte bu yüzden لَمْ يَأْمُرُهُ بِاِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاتِ Bu namazlarının iadesini ona tekrardan emretmedi. İkna oluyor muyum? Hayır. Yolda namaz kılan adam, Allah'ı birleyen, Akabe'ye gelen, Medine'de iman etmiş adamı niye Resulullah'ın yanında iman etti deyip öncesini siliyorsun. Sırf şeyi kurtarmak için, yani farzın yerine gelmediği yerde namazın iadesi gerekir hükmüyle o fıkhi mantıksal şeyle şartlanma çerçeveyle örtüşmediği için. Bu da bir fıkıhçı yaklaşımı. Peki akulu kavli hâdâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekkum ve lisâiril müminîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la tâkate lenâ bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hadis ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani de Hasan demiş.